540 Poligon kanalından herkese sevgiler, saygılar arkadaşlar. Fatal Frame'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hilal. Merhaba herkese. Evet, En şimdi. son nerelerde kalmıştık? En son iki hayaletle savaşmıştık. Anamızı yanımızda götürüyorduk. Ha, doğru, anneyi kurtarmıştık. Hayaletler burada bize biraz sorun çıkarmıştı, değil mi? Çıkışa doğru gideceğiz şimdi. Bu arada taşınma davasından biraz bölümü geç çekiyoruz. Bir hafta kadar ara vermiş olduk. Evet, öyle bir şeyler oldu. Bunun için özür dileriz. Yani Sizi insanlar çok açılır. beklettik. Aha, Antika. Kurosawa antiklerine dönüyoruz direkt. Hayret, ilk defa Işınlandık. dükkana direkt döndük. İyi de yani şu pozisyon. Ama annesi şimdi. Olsun. Lütfen. Böyle Ayıp ya. fesatlıklar olmasın. Bari kaşık Kız yapın. annesini özlemiş. Şimdi oldu mu bu? Anası tam 18 yıldır şeyin dibinde duruyor. Kara Kutunun suların dibinde. dibinde. Aynen. Hiç de çürümemiş. Sapasağlam. Kıyafetleri de iyi. Ben taktım, bir tane alacağım. Ya göstermiyor bile. Ha? Göstermiyor bile ne olduğunu. Lan ne oluyor? Şunu alayım mı? Swim suit diyor. Ya, ya Japon fetişi. Bir bakayım. 10 bin. Çok fazla. Çok. Vallahi aldım. Al senin sana simsi. Üstüne tişört giydirmişler. Altta da Doldu. sadece don. Güzelmiş. Bence simsi koy. Bu çirkin ya. Kıyafeti Olsun. koyma. Onunla mı gezeceğiz? Aman takılma. Evet. Evet kızım, seni bu hale sokanlar utansın. Utansın. Oyunun yapımcıları ve Ayhan Yenik. Ya bu var ya, bu çok büyük bir terbiyesizlik, bak şu an düşündükçe sinir oluyorum. Sen niye korku oyununa swimsuit koyuyorsun ki, yani neden, ne mana? Ay işte ne bileyim, sapıklar da oynar diye. Yani bak, kullanılıyor demek ki. Sonuçta çok yağmur yağıyor bir yandan da. Sevimsizlik. Şey. Bunların odasına mı gideceğiz, anasıyla kızının? Şey, görev yazmıyor mu menüde? Ne diyor? Search Isoca's room. Isoca'nın odasına Nerede? gideceksin. Ha, evet. Öyle onun üzerinde. Yo, bu muydu? Yo. Evet, Hisoka bu değil miydi? Bu muydu? Hisoka kaybolan kız değil miydi? Büyük kadın. Bakalım. O muydu? Orada bir not var yine. Aynen, Hisoka'nın günlüğü. Herkesin sırları vardır. Başkalarına anlatmak istemeyecekleri sırlar. Paylaşmak istemeyecekleri sırlar. İnsanlar kaybolduğunda bu sırları beraberlerinde götürürler. Belki de onları bu sırların ağırlığı kaybolmayı itiyordur. Bu ağır yükten kaçmaya çalışıyorlardır. Devam. Bir gün Yuri benim sırlarımı öğrenecek, öğrenebilir benim yaralarımı. Fakat o zaman birbirimize tamamen açılabileceğiz. Belki bunu o zaman bununla o zaman yüzleşebileceğim ve taze bir başlangıç yapabileceğim.
Ne sırrımız varmış Soka ablam? Sözlü gelenekler bize der ki Shrine of the Water, yani suyun Mabedi diyelim. mabedi, aynen. Hayatın kaynağı olduğu söylenir. Ve güneş tanrısının evi olduğu söylenir. Dağın ağlamasıyla insanlar oraya çağrılıyormuş. Yani dağ ağlayınca çağrılıyormuş. Herhalde metaforik olarak. Ve bu şirayından geçiyorlarmış Tanrı'ya giderlerken. Bizim önündeki şeyleri söylüyor. Düşüncelerini sundukları söyleniyor. Ve ruhlarını acılarından kurtulmak için. Biraz düşük çevirdim ama anlaşıldı herhalde. Bu mabet birkaç tane şeyde, hikayede ortaya çıkıyor, gözüküyor yani. Fakat maalesef binanın kendisi hiçbir zaman bulunamamış. Soruysa şu, bu bina nerede? Bir su birikintisinin, bir su şeyin gerçekten üzerinde mi? Aynı isminden de anlaşılacağı gibi. Ayrılmışların gölü her zaman bir sisle kaplı. Bu tepedeki, dağın tepesindeki. Bir Tory Gate, yani bu T'ye benzer, pi sayısına benzeyen Japon kapıları var ya, onlara Evet. deniyor. Tory Gate'in silüeti görünüyormuş güneş batarken buradan. Eğer bu mabet, suyun mabeti ise özel izin alanların sadece buraya botla ulaşabileceği belli diyor. Yani bir bota binme muhabbeti olacak. Gölün ortasında bir yer belli ki. Aynen. Tekrardan dağa çıkıyoruz. Zaten dağa çıkmaktan başka da bir şey yapmıyoruz. Ne diyor? Head to Shrine of the Ephemeral. Çıkacaksın dükkandan işte. Tabii ciddiye alamıyorum Ayhan ya. Böyle mi gezecek dağlarda? Bir süre böyle gezsin bakalım. Üşürse giydiririz. Şey düşürdü. Aha. Bizim hatun burada. If you leave, you won't be coming back. You're still not sure, are you? Hisoka'yı demiyorsun You're herhalde. wondering if you should go or if you should stay. Gitmeli miyim, kalmalı mıyım, bunu merak ediyorsun. Hala emin değilsin. Bir başında da bir gidersen bir şey olur dedi de onu okuyamadım. Yani hatırlamıyorum, konuşuyordum o sıra. Sen de biliyorsun ki gideceğim. Gölün diğer kısmında Hisoka. Evet. Bu yere gireceğim herhalde. Buranın ortasında bir su, hani bir tekne muhabbeti vardı. Acaba orayla mı bağlantılı? Muhtemelen oraya ulaşacağım. Onu alıp çıkacağım bir ara. Bot burada diyor. Aynen. Aynen, Mio'yu bulduğumda bir küçük bot görmüştüm. Shrine Maiden'da içindeydi diyor. Diğer muhabbete geçmek için kullanılan bot bu olmalı. Aynen. Burayı açtığına göre evet, ulaşmam gereken yeri gösteriyor. Go to the bot. Aa, bizim elimizde kamera yok mu? Vardır Olması herhalde. lazım mı? Var. O ne? Ha. Bana onu bedava vermeyecekler. O sana vuracak. Yaktı beni. Tamam.
bir araya gelseler, şatır atıyorsun. Öleceksin ha. O 3 tane falan vurdu. Ölüyorsun. Ölüyorum ama şey vermiyor. Kaçış fırsatı vermiyor. Ya tamam. Agresif olmaya başladılar. Wow. Dar alanda kısa paslaşmalar. Yine şatır olmadı ya. Hoca da basmıştı. Şu öldü mü acaba ya? Aynen öldü o galiba. Ha ölmemişler. Ha öldüler, tamam. Vermiyorlar ya bunların son şeyini. Glimpse mi diyorduk? Dedication, adanma. Üç tane şeye ev sahipliği ediyormuş bu Shrine of Ephemeral. Biz ne demiştik bunlara? Rehber. Evet. Bu... sap suyu koruyan, dağın sap suyunu koruyormuş bunlar. Bir tanesi tabutlar için, bir tanesi yasaklı alev için, bir tanesi de su için. Su Hirayn'ın yani mabetin içerisinden akıyor ve ateş tarafından saflaştırılıyor. Demek ki karası bu şekilde. Proceed ilerlemek için iki tane maiden'dan iznimiz yani izin alınmış olması gerekiyor. Herhalde birileri bir şey bırakacak. İki tane anahtar aynen. İki tane anahtarla ve maiden'ların da blessing ile yani kutsamasıyla yani onayıyla geçebiliyoruz. Anladığım kadarıyla. Herbalar suyunu çekiyor. Evet, çok agresif olmaya başladılar. Şimdi buradan nereye ineceğiz? Aşağıdaydı zaten bu. Aa, yukarıda mı bu? Yok. Aşağıda değil mi? Aşağıdaydı ya. Aşağıdaydı. Evet, merdivenlerden inince oraya geliyor olmamız lazım. Şuradan ineceğim. Şurada da bir şey parlıyor. Bir black box'ımız burada. Yani şimdi haritamıza bakalım. Evet, şu karşı koridordan oraya ulaşabiliyoruz. Burası aslında bu savaştığımız hani o yuvarlak alanda. Aha, onun aha. Diğer tarafında değil miyiz aslında? Tamam, buradan geçeceğiz mecburen. Aynen. Böyle geleceğiz. Buradan girip buradan çıkacağız. Aynen. Bayağı aynen. Dolaştıracak ve savaştıracak. Dur. Aynen. Düz mü gidiyoruz? Evet, düz gidip sağa döneceğiz. Şurası mı? Aynen. (Gülüyor)
bizi o en zor olan boss kovaladığında buradan kaçmıştık ya. Herhalde çıkmaz diye umut ediyorum. Her yerden çıkıyor, belli olmaz. Burada bir kere bir kapışırız diye düşünüyorum. Bence son boss muhabbeti diğer shrine'de olacaktır. Son boss ayrı da o arada çıkıyor son ya. Son boss o kadın olacak diye düşünüyorum ben. İlla ki o belli zaten. Hayret, dümdüz geçtik. Haka gibi. Kadın. Nemesis gibi. Burası değil tabii ki. Şeyden. Sağa döneceksin. Oradan merdivenlerden ineceksin. Buradan içeri girip aynen tamam. Burası mıydı? Burasıydı. Ama burası çıkmazdı değil mi? Burası çıkmaz olması lazım. Aynen, burada iki tane maiden çıkmıştı. Burası çıkmaz. Neresi çıkar? Şuradan geçip şurası. Evet. Evet, şuradan gireceğiz. Buradan sağa döndük mü geliyoruz değil mi? Yok, sola mı? Sola. Sola, sola. Sudaki gelin. Ben onu heykel sandım ha. Botta bir şey var. Muhteşem rehber olmak için seçildim. Bu çok büyük bir onur. Küçük bir köydeki, aynen, yani küçük köydeki bir kız, küçücük köyde bir kız büyük rehber oluveriyor bir anda. Öbür rahibeler ağladı. Ağlamalarını durduramadılar. Onları teselli etmek zorunda kaldım. Ben olacağım. Ben. Bana Kurosawa ismini verdiler. Bundan sonra ben Ose Kurosawa olarak anılacağım. Late Kay. Ve bu bir tanesi. Den. Oraya da buradan sola. Other side. Search a way to open top other gates. Şimdi bir dakika, tekrar bakalım. Buradan geçip şöyle şuraya girdik mi oluyor işte. Aynen. Yani bu kadar kolaysa. Ama. Yönümü şaşırttın bana. Arkamda. Sola. Şu orada alınacak bir şey vardı bu arada. Oraya sokarsa illa bir şey çıkartır bize. Burayı gösteriyor. Burayı açıyor mu anlamına geliyor. Anlamadım ki. Bakacağız. Evet, burayı açıyor. Evet, ben first. Çıp 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 çıp. Aha. Çıp çıp. İyi gördün. Anahtar. Hop. Merhaba abi. Bu da kızları taşıyan abi.
Allah Allah. Ay be. Gerek herhalde yapıyor gerçekten. Ne can varmış ya, kaç tane fatal frame çektik yani. Evet. Öldü. Koş. Nereye gösterecek ona bakacağım. Yine. O şeyi gösterdi ya. Güzel dedin de. Bunu nasıl alacağım? Onu muhtemelen yukarıya çıkıp. Ha, bunu düşüreceğiz. Aynen. Ne? Bitmedi. Ha, düşman mıydı? Değil miydi? Hopa hopa hopa. Aa, bir de çekmeye çalışıyor pislik. Duvarın içinde öldü. Şimdi burası çıkıp orayla bir yer birleşiyor herhalde. Haritada gözükmüyor çünkü. Diğer tarafta. Bir harita yazsana. Evet, açıyorum şimdi. Buradan geçip sağa... Yok, o şurası. Sonra çıkacağız da. Biz merdivene gideceğiz önce herhalde. Yukarı mı çıkacak? Orası yukarı mıydı? Yani daha aşağısı olmadığı için... İçeri geri dönüyor. Ha, bu diğer kapı mı, yok bu diğer çıkıntı. Bakıyoruz. Oradan bir yere gidiyor bak. Gideyim mi yani? Bir git git. Kötü ya. Fazla da profane, fazla şeyimiz yok. Yeah.
basmıştım ama. Hadi öyle artık, kaç tane vurduk? Yani şükür. Bir haritaya bak bakayım. Ha, burası, buraya gidiyormuş. Burası bu. Başka yere çıkıyor ama. Tamam, geri dön o zaman. Burada bak, büyük bu boss vardı geçen bu, sefer. Aynen gitti. Bu şeyin arkası ama. Ama gidiyorsun hala. Tamam. Bir bakacağım. Oradan mı çıkacağız? Burası neresi? A box appeared. Plate key ve bir notebook varmış. Hadi zaten gelmemiz gerekiyormuş bak. Aynen öyle. Eğitimin sonunda shrine, yani tapınak şeyleri, rahibeleri ölüme yaklaşırmış eğitim sırasında. Daha yaklaştıkça daha da kendilerini kaybederler. Fakat rahibeler güçlü kalmalı. Ölüme yaklaştıkça her şeyi bilmek mümkün. Bu insanların düşüncelerine sızmamızı, bakmamızı sağlayan şey bu aslında. Kendimizden güçlü, kendimizi içeren, yani güçlü ekolar bırakıyoruz geride. Bu ekolar kaldığı sürece ruh devam edemiyor. Yani tamamen göçemiyorsun anladığım. Son düşünceleri alıyor olmalılar ve onları karşılamaya devam ediyor olmalılar. Bu Shrine Maiden'ların gerçek rolü. Burası çıkmaz zaten galiba. Aldık zaten. Blade'i aldık. Tabii ki. Abi fatal vermeyeceğim mi? Memesiyle dövdüm. Ya yüzü kapalı ya. Al. Ha ha ha.
Fatal Frames. Öldü. Merdivenler buradaydı. Burası üstte. Çıkıyor. Ve bir bakalım. Şimdi buradan girip böyle gidersek tam olarak oraya ulaşabiliyoruz. Önce bir sol yapalım. Doğru değil mi? Evet. Lily Plate. Yine kutular. Yine Black Box'lar. Gücü olmayanlar kalıntılara işte yerleştirilmeyecek. Eğer zayıf olan biri yerleştirilirse bunların içine kara suyun acısından kurtulamazlarmış ve hiçlik dünyasına işte öteki dünyaya giremezlermiş. Lekelenmiş ruhları olanlara doğru düzgün bölüm verilmeyecek. Kapı mı? Baktığımız yer kan. Burası gidiyor. Gidebilir. Demek. Yolumuz orası. Yok. Ben burayı kapı zannettim de. Daha çizilmedi. Evet, film. Çok da çizilecek bir şey yok abi. Burada merdiven var. Zaten buradan çıktık. Başka yer. Ha, statünün olduğu delik. Tamam. Aynen kanka. Yine bir hediye paketimiz var. Zero Lens. Daha fazla hasar. Ha, daha canın az oldukça daha fazla hasar vuruyormuş. Canın azaldıkça. Biz genelde canımızı yüksek vuruyoruz ama güzel bir lensmiş. Aşağı saldık. Tekrar şimdi oraya git. İşin yoksa. İlla yine bir şeyler çıkaracaklar. Evet tabii. Burasıydı değil mi? Oradan geri çıkıyorsun işte. Buradan bir şeyler yükselmesin.
Evet, daralıcık alan zaten. Eyvah. Aaa, ay güzelce. Şomazlık yaptı. Bu bakireler, rahibeler, whatever. Kaç tanelermiş, öldür öldür bitmedi ya. İyi, boşladım bari. Evet. Neredesin? Bunu göster kendini. Çabuk çabuk. Type 61 kullanıyorsun, ondan çabuk olmuyor. Biliyorum ama ötekiler de bir saati öldürmüyor. Öldü mü? Sanmıyorum. Oh! Oğlum neredesin? Ağzımın içine giriyor. Kıyafetinin şeyini, kumaşını çektim. Aha. Terbiyesiz ya. Buradan mı iniyorum? Bir aşağı kata bir in bakalım. Oradan da yol vardır bence. Normalde diğer koridorun diğer tarafından geldik galiba. Buradan giriyoruz değil mi? Evet. Aa, hemen sağ. Şunu alayım ama bir tane hayalet çıkacak. Ne olabilir? Ama yuna ihtiyacımız vardı. Evet. Bitiyor, bunu az veriyor. Neyse ki çıkmadı. Burası kartuşlu kapıydı. Buradan hemen nereye gidiyorduk? O şeyin içinde zaten. Burada değil mi? Orada olması lazım. Hadi bakalım bir tane daha hayalet. Relikverki. Aynı katta, geldiğimiz yerde. Kapının başına. İyi dolaştırdı bizi. Yo, nereye gidiyoruz ya? Yanlış yerden. Tam arkana dönecekti. Sağ. Hı. Oradan değil ya. Burası ya, değil mi buradan? Değil. Buradan böyle yok. Arkana dön. Şuraya. Hayır. Sol. Küçücük yerde kayboldu. Burası değil mi? Evet. Bakalım. Şuradan gidip bu koridora çıkıp aynen yukarı çıkacaksın.
Buradan sağ buraya gireceğiz. Doğru mu girdim ya? Yo. Tamam, oradan git. Oradan da gidebilirsin. Merdivenden yukarı çık ya. Ama şuradan şuraya şuraya geleceğim işte. Bak şöyle, şöyle, şöyle. Ha, ben öbür taraftan da bir bağlantı oluşturur diye. Çünkü açıyor ya yeni yerler. O merdivenin yukarısı da belki oraya bağlanıyordur. Koyuyorsun. Uzatıyor olabiliriz. Neyse, hayale çıkmasın diyecektim. Koşup ama, git ya. Ama açılmayacak. Evet. Keşke koşup gitmeyi ekleselermiş. Öteki hayalete ne oldu ya? Valla her ne olduysa güzel oldu. Şimdi buradan böyleydi değil mi? Çıkıp ha. Bu sefer boş geçmeyecekler. Oh. İçtiler valla. Evet, çıkacağız ya burası. Kızı mayolarla gezdirdim. Geçsin işine. Bir şey gördüm orada. Yok. Bu mu? Bunu açıyoruz değil mi? Aynen. Roach mu? Lan ne işin var? Arka tarafına geçiyoruz. Blade key var gene. Blade key. Ha, crouching. Abi ne? Gene nereye? Wow. Bir tanesininkini aldık, diğerininkini de alacağız. Tabu. Birinin içine bakmak, düşüncelerini okumak, sırlarını okumak. Zayıf olan dokunuşla bunu yapabilir. Güçlü olansa sadece bir bakışla yapabilir. Gerçek bakış da budur, yani glance budur. Yalnız yatıldıktan sonra sonuçları aynı olur. Bu hiçlik, yani öteki dünyanın işte gücüdür. Birini dağın sularına batırmak, yani hani sokmak, ya kendisini batırmak, kalbini eritmek ve suyla bir olmak, şey. Bu bakışların gücünü artırır. Ölüme yakınlaşmak da güç verir.
daha fazla düşünce almalarını sağlar, daha fazla sır. Güçlü düşüncelerse güçlü pillar'lar yapıyor işte. Bu düşünceler bu pillar'ların içerisinde mühürlü bir durumda. Pillar'la beraber bu relik kuerilerin içerisinde mühürlü bir durumda duruyor. Bu kutuları açmak için bu düşüncelerin felaketi çağırmak, yasaklanmış ve felaketi çağırarak bu düşünceleri, bu kutuları açabiliriz tarzı bir şey söylüyor. Saçmalıyor. Anlamayınca ben. Evet, biraz öyle oldu. Neresiydi? Üst kat. Oraya bir merdivenden mi geliyoruz? Hangi merdivenmiş o ya? Çık işte buradan. Çıkıyorum. Burası... Ama iç merdiven yani burası. Buraya nereden gelinir ki? Bilemedim. Buradan bir yerden mi acaba? Orada bir giriş yok. Şimdi bir şeye bakacağım. Muhtemelen aşağı bir yerden ortaya doğru yükseleceğiz. Şuradan. Şuradan. Yani biz aslında yine suya ineceğiz. Şu köşeden bir dönüp baksana ama. Aklımda evet, kaldı. Evet. Dur bir saniye. Nerede bu şey? Neredeyiz? Burası. Yukarı doğru çıkaracaktım. Yukarı buradayız doğru çık. Değil mi? Buradan aşağı ineceğiz suya. Sen aşağı bak diyorsun değil mi? Bir sola bir baksana. Merak ettim. Burada sol yokmuş. Okey tamam. Tamam sen aşağı mı buradan? Şurası mı? Aa, bir dakika burada kapı mı var? Yok. Kapı, aynen kapı varsa. Kapı yok. Şimdi bakalım. Buradan çıkacağız. Evet, iki anahtar isteyecek burası. Okay. Hello. Sonuncu teyzeyi de geldik. Dur bunu okumadan önce film alalım. Zero verdi. Bir tane veriyor ondan. Ya da okuyalım gel. Bakirilerimiz siyah suyun rahibeleri bu şeylerin içerisinde, kutuların içerisinde rehber olarak ya da pillar olarak diyeyim bulunuyorlar. Rahibelerimiz uyuyorlar. Canlı değiller, ölü de değiller. Yani tekrardan yaşıyorlar diğerlerinin acılarını bitmez bir şekilde. Pillar ne kadar kuvvetliyse dayandıkları acı da o kadar büyük oluyor. Ve acı çok fazla olduğu zaman kutu açılıyor ve pillar da kara suya doğru eriyor. Bu korumayı zayıflatıyor ve daha da acıyı ağlayarak atıyor tarzı bir şey var. Ay, son cümleyi okuyamadım ama neyse.
Evet. Üstü bize. Şimdi açılmıştır. İleri doğru akmaya başladığında Karasu, üç güçlü rehber kendilerini içeri atarlar, içine atarlar. Gölge kaynağı diye bir şey varmış, Shadow Spring. Bu üç pillar en sonunda karanlıkta kaybolur. Ve heykel olarak yaşamaya devam ederler. Shrine of Ephemeral'da. Bunlar gerçek insanmış, heykele dönüşmüşler galiba. Bu üç pillar yıkılır ve beş tanesi yerlerini alır. Bütün Hikami Dağı bir bariyer olur ve bariyer olarak siyah su bu bariyeri aşamaz diyor yani. Hikami Dağı ayakta durduğu sürece kara su asla aşmayacak, akıp gitmeyecek, taşmayacak. Taşma kelimesini bulamıyorum 2 saattir. Geldiler. Yine mi sen? Ay. Ya sizin ağababalarınız bir geçmemize izin verdi. Bırakın gidelim ya. Dibimden çıkacak herhalde. Ha, Fatal Frame'de bir tane geri sayım başlatıyor. O geri sayım bitene kadar, çok kısa bir geri sayım. Basarsan basıyorsun, basamazsan basamıyorsun. Öldü mü? Öldü, öldü. Kamera. Abicim, geçebiliyor muyuz? Kapı açıldığına göre. En sonunda. Yeee! Evet. Bakalım nereye getirdi. Tori Gate'den geçiyoruz. Rain on the Water. Evet, yeni mekan, yeni macera. Evet arkadaşlar, bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Güzel, eğlenceli bir bölümdü. Yeni kıyafetimizle, sapık kıyafetimizle. Aynen. Bayağı bir yol kat ettik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve özellikle yorum bırakmayı unutmayalım arkadaşlar. Hilal. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Lütfen yorum bırakın. Etkileşim güzel şey. O zaman bye. Bye bye.